Şimdi görüntüler eşliğinde sezaryen ameliyatının aşamalarına bahsedelim. Fazla yakın görüntülere girmeden tabii ki. Önce cilt ve cilt altını kesiyoruz. Cilt altı yani yağ dokusu. Karşımıza kas kılıfı dediğimiz fasya, karın kaslarının üzerindeki kılıf çıkıyor. Onu da kesiyoruz. Kasları, karın kaslarını yanlara doğru ittiriyoruz. Bebeğin çıkması için alan yaratıyoruz yani yanlara doğru ittirince. Sonra periton dediğimiz karın iç sarının üst tabakasını kesiyoruz. Sonra rahim üzerindeki periton tabakasını kesiyoruz. Bebeğin çıkmasına alan yaratmak için karşımdaki doktor hanım bana yardımcı olan yanlara doğru çekmeme yardımcı oldu. Alan genişledi. Şimdi biz tüyü tekrar aldık. Son hazırlıkları yapıyoruz. Rahime bir kesi yaptıktan sonra yatay bir kesi. İlk önce amniyot sıvısı boşalacak. Kesiyi yapıyoruz şu anda. Sonra doktor hanım anne adayını karnına bastıracak. Ben de bebeğin başının çıkmasına yardımcı olacağım. Ve bebek şu anda çıktı. Öyle popoya falan vurmak yok gördüğünüz gibi. Kordonu kestikten sonra bebeği teslim edeceğiz.